Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Erdoğan Akman. Akman ailesi. Biz Akman ailesi. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ayın 29'u. Ne oluyor? Çarşamba mı oluyor? Ayın 29'u. Şu an öğle saatleri diyelim. Şey yani ikindi saatleri. Daha sonra izliyorsanız eğer bu videomuzu unutmayın. Canlı yayın yani. Çünkü canlı yayınlarımızı biz daha sonra video olarak yüklüyoruz. O videonun altına da yorumlarda şöyle yorumlar gördük. Bizim yorumlarımızı niye okumuyorsunuz diye hani tepkiler aldık. Arkadaşlar yani canlı yayın dışında soruyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Özellikle tarih ve saat veriyorum. Bir de zaten o canlı yayında şöyle bir olay var. Videoyu evet. Akşam yayınladık. O daha sonra yayınladığımız videonun altına mı yazmışlar? He. Yani normalde gündüz vakti ama akşam yayınlıyorum ben videonun tekrarını. Evet. Ama altta benimkini niye okumuyorsunuz diyor. Hani orayı anlayamadım. Yani onu da anlayamamışlar. Bir de arkadaşlar ben onu çekerken hem hareket halinde bir elimde değnek bir elimde kamera. Önümüzde keçiler Hife abi yandan. Aynen. Bir yandan da hani ışık tepeme vurunca telefonun ekranını çok zor görüyorum ben. Çok karanlık geliyor bana. Onu okumak çok zor oldu benim için yani. Yok bunu niye anlattın onu anlamadım. Yayında eğer okuyamadığım olduysa. Ha yayında okuyamadıklarımız da haklarını helal etsinler. Olur yani çünkü hem iş yapıyoruz hem de yayın yapıyoruz zor oluyor. Bu arada yorumlar da gelmeye başladı. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım 17 kişi. Şimdi selamun aleyküm demiş Kübra. Aleyküm selam. Hoş geldiniz kanalımıza. Ali Sucu abi de selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırlı günler demiş. Sizlerin de günü hayırlı olsun. Şöyle salçasız patatesinin domates. Bu arada şey. Çayın yanına. Yani biz öğle yemeği mi dedim videoya da. Arkadaşlar gerçekten öğle yemeğimizi yiyoruz. Onu da söyleyelim. Yemedik, evet. Saatin kaç olduğuna bakmayın. İkindi okunacak ama. Bundan güzel sonra akşam bir yemeğini şey yerek. Çok aparatif bir şey yerek. Aynen. Kübra acıktım demiş. Vallahi biz de acıktık. Ben de acıktım. Biz de acıktık. Şu an zaten sofraya oturacağız. Şey derler ya karnım sırtıma yapıştı derler ya. Açtım. Aynen. O hal bir şey yok. Evet şu an yayında 24 kişi var. Arkadaşlar nerelerden katılıyoruz? Yayını aktifleştirelim. Bu arada daha sonra canlı yayın şeylerini izlediğimde sürekli beğen tuşuna basma özelliği var sanki. Yorum yapma, beğen tuşuna basma. Orada şey oluyor Kübra. Yani şu saniyeler arasında işte şu kadar yorum geldi, bu kadar beğeni geldi. O aktiflik videonun şeyini keşfet kısmını yükseltiyor. Haberiniz olsun yani. Ara ara bir şeyler sorun. Biz de cevaplayalım. Şimdi size canlı yayında gücümü ispatlayayım tek parmağımda. Ne? Hepsini hatırladım. Ha. Kübra iş yerindeyim. Yemekler çok güzel görünüyor. Valla inşallah mesaiden sonra şöyle güzel bir yemek de sen de yersin. Bugün yaylımdaydım. Mezar ardına şeye götürdüm hayvanları. Gel bakayım. Ben hızlıca götüreceğim. Ben engelleme bak. Kız bırak kız. Geç. Ayağım ne yapın da ilerle. Niye doldurum da böyle mi? Şöyle soframızı da göstermiş olalım. Hı? Bunun yanına ne iyi gider? Ne iyi gider? Bir de mantar kavursaydık. Tüh mantar yok. Mantar nerede? Nasıl böyle yani? Buzlukta hiç mi mantarımız yok ya? Buzlukta var da şimdi onu çıkar. Evet. Taze mantar olsaydı şunun üstündeki de mantar atsaydık. Nasıl olurdu? Olur, güzel olur inşallah. Bence arkadaşlar normalde şimdi video yapmış olsak ben burada istiyorum diye burayı keserdi. Canlı yayının avantajını kullanayım. Ya burada, mantar beni gerçekten yoruyor. Burada söz verince mecbur beni mantara götürüyor. Söz vermiyorum o yüzden. Kübra demiş ki Sivas'tan geldim Güllü'ye kabul edin beni açın kapıyı direkt sofraya oturacağım. Şimdi bana mantar atın. Kız da çok seviyor. Biz mantarda ne kadar eğleniyorduk. Evet. Ya şimdi bak 3 saat 4 saat hayvan güttük. Sen de keçiyi güttün. Geri geldik yemeği zor yedik. Öğle zor yemeği ya. Yiyoruz arkadaşlar. Şu an saat kaç? 4'e geliyor. Bak ben ne yaptım biliyor musun? Yaptığım işler bir anlatayım. Anlat bana. 1 milyon salçalık domates ektim. 1 milyon reyhan ektim. Yarım milyon karpuz ektim. Ondan sonra bazı yerleri çepinledim. Madımak topladım. Gel bunu da göster. Hadi madımağı da gösterecekmiş.
Fatma Bilgiç, afiyet olsun, sizi beğeniyorum. Bakın, kızınız harika demiş. Allah razı olsun. Vallahi, arka taraftan. Bu sene yağmur dönemi iyi geçtiğini arkadaşlar. Madımak sezonu hala devam ediyor. Rengi koyu he. Taze değil mi? Bunun dalının altında koyu da güzel güzel olmuş. Bu şimdi temizlenip bir İyi. Arkadaşlar nerelerden katılıyoruz? Yayında 31 kişi. Beğenme sayısı 14. Şöyle beğen tuşuna basalım. Bu canlı yayınlar iyi oldu. Canlı canlı sohbet ediyoruz demiş Kübra. Evet. Arkadaşlar gerçekten bizim için de iyi oldu. Benim tamam kızım dur, mantar sezonu başlamadı daha. Niye başlamadı? Emin ol, mantar sezonu başlamış olsa arkadaşlar şu gördüğünüz yol var ya, mantarcılar doluyor zaten. Bir geliyorlar bir gidiyorlar, bir geliyorlar bir gidiyorlar. Bir mazot pahalandı. İki, ben bugün bir araba daha gördüm. Yine mantarcılar. Allah Allah. Geldiler. Bana mantar. Kübra demiş ki en çok ben mi yazıyorum demiş. Neyse susayım. Yok yok susmayın, yazın, sıkıntı yok. Şurada beraber olsak konuşacağız ya. O onun gibi düşünelim. Yani şey değil, agresif bir durum olmaz yani. Ali Sucu abi Çorum'dan katılıyorum demiş. Aynen abi, Ali Sucu abi bizim hem güzel yorum yapanlardan hem de sıkı takipçilerimizden. Şöyle ben de bir yandan yiyelim, bir yandan devam edelim. Ya sen nasıl yiyeceksin? Valla başlayın ya. Bir ucundan şeylerim ben. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hifa hiç şeye ara vermeden kızım biraz acele etme. O değil. Aç koyduk sana Cah bebeği millet. Yayında 26 kişi var. 19 beğenimiz var. Ne demek? Ben acıktım. Bana mantar koydun abi. Eset sayım. Eset arkadaşlar. Eset abi sor. Mantar var mı yok mu? Eset abi mantar var mı mantar? Hiç mantarcıya giden gelen gördün mü? Arkadaşlar Esad abi de bizim hemen şu önümüzdeki şu evde oturuyor. O da oradan hari afiyet olsun demiş. Allah razı olsun Esad abi. Şimdi tamam, o zaman şu sofranın köşesine ben oturuyorum inşallah. Arkadaşlar şurada Kübra Hanım var. İki Kübra yan yana diyelim. Ben de şu köşeye oturayım demiş de. Şimdi Gönül abla demiş ki Madımak İstanbul'da kilosu 100 TL. Ne? Burada da 100 TL ya Madımak'ın kilosu. Ne ya? Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani bizim buradakiler genelde şöyle bir şey söylüyor. Pazardan aldıkları... Ben Ana, ne oldu? Şokoşet yoksa tekin. Boğazıma bir şey oldu. Pazardan alınan dadı yok diyorlar. Yani dadı yokmuş. Biz genelde yemedik de. Baksana. Baba bak bana be. bu dünya kimseye kalmaz abla. Afiyet olsun demiş. Hoş geldin abla. Esad abi demiş ki mantar çıkmış, ilerleyen günlerde daha çıkar, ben gitmedim demiş. Çünkü toprakta bir kıvam var arkadaşlar, o daha gelmedi. Ama bu yağmurlara bakılırsa Allah'ın izniyle güzel bir mantar şeyi başlıyor gibi. Hifa ortamızda demiş Kübra. Nurcan Özbek selamünaleyküm. Aleyküm selam bacım demiş. Ne diyor? Kayseri'den katılmış. Hoş geldiniz. Hatice Yenil. Selamlar. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar. Afiyet bal şeker olsun demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. 31 kişi arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sen canım nasılsın? Açartırmadan gibi. Şey spikeri gibi. Bakıyoruz kızım. Şu an sana 31 kişi. Biz de dahil 32-33 kişiyiz. Tamam he. Şey böyle kolun arasına doğru yap diyorum da hapşırmayayım. Evet, gezen aile Ardahan'a gelin misafirimiz olun. Isırgan, madımak, mantar, çilek toplayalım Kübra abla demiş. Vallahi bizim daha çıkaramıyorum Ardahan'a. Ben şu daha çıkaramıyorum derken ki hiç çıkmıyormuş gibi ne yapma. Tamam. Gideceğiz mantara. Otur bakayım karşı. Geç. Bu da analı kızdı benim üzerim. Biz mi bakacağız? Şimdi çok teşekkürler. Rabbim bir gün Ardahan'ı da gezmek nasip eder. Diyelim. Ali Sucu abi her şeyin temeli ekonomik iktisat önemli. Erdoğan abi demiş.
İktisat önemli arkadaşlar. Gerçekten öyle. Yani şu an Madımak'tan ısırgana, Kuşburnu'ndan böğürtlene, yani doğada da toplayabildiğimiz ürünleri toplayıp kışlığımızı, yazlığımızı üretmemiz gerekiyor. Köyde yoksa yaşam şey oluyor. Yani bir hem organiklik açısından, hem lezzet açısından, hem de yani mesela peynir satacağız, ürün satacağız, hayvan satacağız. Gelirimiz de cebimize kalmış olur yani. Bir şey soracağım ya. Bu iktisat fakülteleri, iktisat fakültesi değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ekonomi ve iktisat değil, sadece iktisat. Niye ekonomi ve iktisat değil? Bilmiyorum. Ekonomi bilmiyorum. Bilen bölümleri. İktisat fakültesi diye bir fakülte var ama yani sadece iktisat mı onu bilmiyorum. İşletme falan, onlar da kamu yönetimi, onlar da ona giriyor. He. İktisat kelime anlamıyla tam olarak ne acaba? Yani fakültenin adı bile ekonomiden önce kemer sıkıklar gibi bir şey. Sanki değil mi? Ben öyle zaten. Şimdi arkadaşlar, yorumlara devam ediyorum. Amine Yıldız İzmir'den selamlar demiş. İzmir'e selamlar buradan. Gönül Kübra, senin kız kardeşinin kaynanasıyla benim kaynanam kardeş. Yani Narin ablayla. Neydi adı? Gönül. Narin ablanın bacısı yani. He. Baya baya akrabamız da var arkadaşlar yayınlarda. Evet. Hifa güzel ye kızım. Bak hele. Şey gibi yemiyor mu? Ne gibi? Yeşil çampilimi de oyuncu kimse. Kuzu butumu yiyor. Bir şey yiyor. İştahlı iştahlı. He. Kız gelip durma kız. Şu yesene yemeğini. Ben söyleyeyim ben. Tamam, söyle. Ya, söyle ne söyleyeceksin? Bütün gözler sende. Haydi. Niye sende ya? İşte seni şu an 40 kişi izliyor. Bir eşek var, tamam mı? Bu eşek de arkadaş, kurban olayım, bir eşek varmış deyip duruyor. Kurban olayım, bizim eşeğimiz yok o Hifa. Hiçbir zaman eşeğimiz baba olmadı. Ben. Komşunun eşeği o. Ne yapıyorsun? Hifa. Sen gece almadın mı? Hifa şu ağzındaki lokmayı bir yiyelim kız. Hayır çekil şöyle. Ayıp ayıp. O kadar da değil. Çekil kız. Çekil diyorum sana. Tamam gel yanıma. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Ya, ya lütfen ekranım. Ya, yanıma gel, gelin. Geçer misin? Çekil. Çekil. Lütfen. Sen sabote edip durma. Geç şöyle. Geç. Ayıp ediyorsun ya. Senin kardeşinin olduğunu biliyordum yorumlarda diyor. Geçen sormuş herhalde. Evet, onayladı diye falan diyerekten. Tamam inşallah arkadaşlar. Şöyle yayınımız elbette yayınımız devam edecek de. Ben şöyle bir şey alacağım. Bir sehpa alayım diyorum. Nasıl tamam mı? Yani? Sen şöyle bir kamerayı tutar da şu sehpayı bir ayarlayayım ben. Şöyle tutayım. Herifin hamaratlarına bakın. Ver bakayım. Dokunduğu için mantara bir şey yazıyordum. Ben de okumayı seviyorum yani. Şöyle kamerayı karşıya ben koyacağız. Ben yemek yemeyi seviyorum. Şimdi ister istemez yorumlara biraz dönemeyeceğiz ama şöyle bir 5-10 dakika orada ben de yemeğimi yapayım. Yapayım ne? Yemeğimi yiyeyim. Arkadaşlar bu arada yorumları açmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bu dünya kimseye kalmaz demiş ki dokunduğu için mantara hevesin kalmadı. Aynen abla. Yani gerçekten kötü dokunmaya başladı. Bir ben de sen yemiyorsun ama patlıcanı yapıyordum. Yo patlıcanı sen de yiyorsun Kübra. Gayet patlıcanı sen de seviyorsun. İşte onu inkar etmeyelim. Kübra canım istemiyor diyebilirsiniz. Seven can atar. Sevmeyen yan yatar. Mizah olsun. İsmail Cefsur abi. İsmail abi gelmiş. Afiyet olsun diyor. Allah razı olsun. Şöyle arkadaşlar bir karşıya geçeceğim. Birkaç lokma ben de yiyeyim. Lütfen siz kenarda geç şöyle. Ne yapıyorsun kız? Ya buraya ben geçecektim ya. Tamam ben şöyle geçeyim şurada biraz yemek yiyeyim. Lan biraz. Ben karşı senin için patlıcanlara nasıl katlandım? Dokunan bir durumda oldum. Sana ekran arkadaşlar kötü oldu. Sonra bir ton inek koydum. Keçi büyüyünce inek mi olacak? Evet. Senin tırmancanlı şeyi. Komşunun ineğe kaçtı arkadaşlar. He. Onu kovaladık. Kaç kişi kovaladı? 3, 4, Hifa'yı da sayarsak 4,5. Kovaladı. Bugün strese girdi herhalde hayvan. Kaçıp kaçıp durdu.
şeydeydim ben de arkadaşlar. Mezar ardında bağ evindeydim. Güzel yayıldılar ya. Kendine çay demlemiş güzelim. Oradaki ceviziymiş. Sen ceviz mi yedin? Hanım niye bir çıkıp oturmuyorsun yanında? Allah'ım. Senin hanım niye sen çıkıp koymuyor? Tamam. Ekmeğin daha arasında yeni şey başladık ki. Ekmeğin arasında tamam, bir şey. Tamam bana bak bir kahve yeniden. Bakıyorum. Bak. Seninle bozarsam buradan dışarı atar gelemem. Lan babanı tüyün almadın. Ben küçük değilim. Lan ne büyüdüm bana tüyü anladı ya. Bak. Arkadaşına orada, ya. O arada bir kelime söylüyor. O kelime valla. Valla bana telefon almadı. Lava bana tüyü anladı. Ne diyor ki ben diyemiyorum. Lava. Ya ya. Lava. Ha lava mı diyor? Kızım lava değil valla. Lava deniyor. Lava demin de daha iyi. Bak, bak buna bakana ya. Tipi bana bakana. O bakış açısı da güzel. Bak bak bak. Kalsın ne? Lava da lava biliyorsun. Olabilir. Anne. Hı-hı. Bir çeksene. Ne çeksene? Şunu. Çek. Buyur. Yaz. Şöyle bir çek. Ben ekrana bir yorumlara bakacağım şimdi. Hı. Anne bana bak. Bugün canlı yayınımızı da eksik koymak istemedik arkadaşlar. Biraz geciktik. Kişiler de izleyicilerimiz de canlı yayınsızı koymayak diye. Unutmayın canlı yayın tekrarımız akşam geri geliyor. Akşam tekrar yüklüyoruz. Zehra Ölmez yemekte ne var demiş. Yemekte patatesli, tavuklu bir yemek. Şey gibi çok sulu olmuyor bu. He çok sulu olmuyor aynen. Çok az bir suyla pişiriyor. Aynen. Şimdi. Kavurma gibi oluyor. İsmail Cesur madımak otunu burada hangisi çözemedim demiş. Madımak içeri de yeni topladım. Bir yakından gösteririz. Yine madımakla ilgili videomuz var. Yani oradan da bakabilirsiniz evet, diyeyim. Koyayım, Kübra yapayım. Demiş ki abi benim yerime oturdun daha yemek yiyordum. Sen mindersiz yere otur demiş. Hiç sorma unuttuk Kübra'yı. Hifay yorumları oku demiş. Aynen ya Hifay yorumları okusa bizi bayağı bir rahatlatır. Afiyet olsun demiş Bahriye Yılmaz ama Hifa çok yaramaz demek istemiş herhalde. Yaramaz dememiş. Aynen kızım yaramaz demek istemiş. Hareketli demek istemiş ablamız. Kübra Zehra Hanım yemekte çok güzel şeyler. Kübra baya baya yiyor yani. Zehra ablaya şey cevap veriyor. Gene Hifa niyeti olunca tamam tamam orada arkadaşlar güzelce kendileri de konuşuyor diyelim. Yoğurt da olaydı. Yoğurt yok mu demiş. Yoğurt çayın yanında ben... He şimdi çay vardı arkadaşlar. Çaydan dolayı yoğurdu koymadık. Ama gerçekten size şöyle söyleyeyim. Yani keçi yoğurdumuz var. Ayrı bir aroması var arkadaşlar. Ayrı bir aroması var. Gerçekten fark ettim. Ya ben yoğurt ve süt ürünü çok seven biri değilim. Ama gerçekten yoğurdunda ve sütünde farklı bir aroma var yani. Evet, 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 evet. Bunu sok dedi. Bunu evet. En huysuz keçi anasının yanına gelince huzurluyor. Bak bir dakika bir durabilir miyiz? Kızım bak ama bak eğer karşıya oturmasan canlı yayını kapatmak zorunda kalacağım. Baksana bak. Ben gidiyorum o zaman Kübra. Gitmesin. O zaman karşıya oturur musun? Aa bak kamera düştü. Lütfen. Korkuttun beni kız. İşte biz de korkuttun kız diyor ya. Lütfen karşıya geçer misin? Bak. Lütfen İfa bak rica ediyorum. Geçmeyeceksin tamam. Tamam ben dışarıda dolanacağım o zaman. Bir karşıya geçer misin sen? Dolanmadım. Tamam git şöyle karşıya bir otur. Rica ediyorum lütfen. Dolan boş ver o dolanmayacağım. Otur şimdi. Dolan. Lütfen. Dolan. Lütfen bak burada izleyicilerimiz de yani yorumlarını okumam lazım. Rica ediyorum tamam mı? Tamam.
Kübra Sofra mükemmel demiş. Çok teşekkürler. Ayşe Nur Uncu afiyet olsun. Ayşe Nur Uncu Kübra'nın yakın bir arkadaşı arkadaşlar. Isparta'daydı değil mi? Hoş geldin diyelim kendisine. Ayşe Bülbül afiyet olsun kardeşim demiş. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ali Sucu abi keçi yoğurdu yanıksıdır orijinali. Yani bir aroma var. Yanıksıdan kastın oysa abi, yani var böyle bir şey hissettiriyor. Onu söyleyeyim. Mesela ben yoğurt, bilmiyorum, aromatik olanı böyle, sevmeyen olabilir belki. Ben yiyemiyorum. He. Ben denemedim daha önce. Hiva, Hiva lütfen ama kızım. Lütfen rica ediyoruz ya. Neyse yorumlara devam edeyim ben. Abi çok güzel bir tadı var yani. Şimdi bu dünya kimseye kalmaz. Hifa'ya sormasa sorar mısınız? Bir teyze seni misafir etmek istiyor. Gelir miymiş? Tepkisini merak ediyorum. Hifa seni bir teyze misafir etmek istiyormuş. Gelir misin? Gider misin kendisine? Giderim. İyi. Hadi o zaman. Kapıya var da. Bir tuş olsa da ışınlansa. He he. Gönül demiş ki Hifa kız çok inatçısın. Aynen abla, hiç sorma. Vallahi var ya, keçinin sütünden mi? Sanki var ya, inatçılığı arttı gibi geldi bana. Onu da söyleyeyim yani. Keçi hareketliliği de arttı. Aynen aynen aynen. Kadife'ye bugün telin arkasından ot veriyor. He. Otu verirken telin arasından elini bir soktu. Kadife'ye bir sarılıyor. Seni çok seviyorum diye. Çok seni seviyorum. Aynen bak, diğerleri gidip Cemile'ye Mimile'ye sayılır mı ya? He, he, Cemile Mimile hiç masum. Onlar da mazlum mazlum duruyor. Vallahi var ya. Kübra Afe'nin Hifa'ya babasının sözünü dinliyor demiş. Bak gördün mü? Bak babasının sözünü dinliyor diyor. Gördün? Seni tebrik ediyorlar. Çünkü sen tatlı şey, güzel bir kızsın. Ondan sonra A, B, C, D, E, F, G 437. Keçi eti yedim ama yoğurdunu çok merak ettim. Bulursam sütünü mayalayacağım. Kaç para keçi sütü? Vallahi abla, keçinin sütünü abla dedim. Niyeyse ben de bilmiyorum. Yani 50 liradan satan da var. 70 liradan satan da var litresini. Ya, denk geliyorsa 100'e bile satan oluyor yani. Onu söyleyeyim. Çok ucuza satan da var. Aşağıda kaça geliyor? Ne? 5, 20. Ne diyorsun kız? 25'e mi? Aşağıda benim koyulum satıyor diye kaça geliyor? Onunki 15 şey 25 değil 30'a geliyor he. 30'a geliyor. Mesela ucuza gelen de var. Aynen dediğin gibi. Afiyet. Baba az önce evet. Bir şey söyleyeyim mi bak? Böyle kalıp gibi tutmuyor arkadaşlar, onu söyleyelim. Evet. Baba keçenin süt patlamalı çok gibi. İnek evet. De şey zaman. Çok yeşil ot yediği zaman ineğin gidiyor. Aynen aynen. Keçi zaten onu seçerekten hepten şeyliyor. Melek de demiş ki. Benim yukarıya da enteresan enteresan baba, reklamlar hiç geliyor. Baba ne almadın, keçi aldın bana. Tamam inşallah kızım, paramız olursa şey möğe de alalım. Şimdi arkadaşlar, ineğin tereyağında, kış sezonu çıkan tereyağında tereyağın rengi beyaz oluyor. Heh. Yazın bu ot zamanı, yeşil ot zamanı sarı oluyor. Şimdi kimisi mesela alıyor diyor ki ya böyle tereyağım olur diyor. Mesela diyor. Aynen. Sarıyı alıyor. Kışın denk gelende kimisi de diyor ki ya ben beyaz tereyağı severim. Yaz tereyağını sevmem diyor. Halbuki daha çok yemme balya yiyor. Mesela ha. Ama o beyaz istiyor mesela. Sarıyı sevmiyorum diyor. Ya fazla otlu olunca ineğinki de arkadaşlar şey nasıl söyleyelim? Sarı. Turuncu musun? Yok yok, tam böyle kaymak gibi değil. Hep manda yoğurdu öyle tutuyor yani niyeyse. Tamam işte ya, tamam dedin. Bunu mu tartışalım? He. Şimdi yorumlara bir dönebilir miyim? Yorumlar bir şey birikti ama. Haydi bakalım, şu an Kübra'yı dinliyoruz arkadaşlar. Unuttum ne diyeceğim. Sendeyiz. Unuttum bir şey. Bana bir söyleyeyim. Beni bir söyleyeyim. Yani bak şu an var ya, Hifa sürekli öne geçmesinden dolayı yani sürekli ekran yenilemesi yaptık. Arkadaşlar bu konuda kusura bakmayın. Bir şey olmaz. Evde bir canlı yayın yapmayı Hifa hiç imkan vermedi. Şu an çok üzdü bizi. Üzülüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bak. Şöyle bir son yorumları bir okumak istiyorum. Olmadı. Bizim mühendis hastalandı. Lala almadı mı? Tamam. Lala almadı. Keçi aldı sadece. Gel gel. Lala'yı çok... Arkadaşlar ilk kaynattığımda
Ben beyaz bir üstü çıktı. Sonradan öğrendim ki keçi sütünün hiç beyaz sarı yağı tutmazmış. Sen yalnız aşağı. Hiç sarı yağı tutmazmış. Şunun yani. Keçiden farkı ne? Yağı falan da beyaz olurmuş. Ama bilmeyen bir adam der ki şuna bağlı hiç sarı sarı yüzü de tutmuyor. Mesela. Beyaz bir süt. Tüm yağını almışlar. Yani bilmeyen. Değil mi? Bilmeyen de. İçin. Aynen. Evet. Şimdi şu yorumlara bir döneyim. Çünkü Hifa bize çok imkan vermedi. Melek de demiş ki afiyet şifa olsun. Ali Sucu bizde manda yoğurt, koyun yoğurdu, keçi yoğurdu, inek yoğurdu hepsi. Elhamdülillah. Hay maşallah maşallah. Ayşe Nur Uncu manda yoğurdunu arkadaşlar Develi'de denedik. Yani gerçekten mükemmeldi yani. Gerçekten mükemmeldi. Yoğurt zamanda peynirse keçi. Aynen. Koyun ne? İneğin de sütü gidiyor. Diğer sütlerde de belki o kokuyor muhabbeti var ya. Babasının sütünü niye tutuyormuş? Bilmiyorum da kızım. Şöyle bir dursana. Bir şu yorumları okuyabilir miyim? Yani yorumlar birikti. Şimdi Ayşe Nuruncu demiş ki Isparta'ya bekliyorum. Hifa kızımın kreşi de tatile girdi. En azından anan dinlensin. Biraz benim başım zaten kalabalık. Kaç? İki çocuğum vardı. Ayşe'nin. Ayşe Nuruncu'nun. Aynen. Yani madem madem benimki kalabalık salın diyor yani. Kırmızı beyaz sizin minderlerden ben de aldım. Koltuktan daha rahat. Aynen arkadaşlar Sivas'tan aldıydık bunu evlenmeden önce. Nişanlıyken çok işimizi Ayşe gördü. Ayşe Nur'la almış. Aynen. Şimdi Kübra demiş ki Kübra abla çok yorgun bitkin gözüküyor. Hifa sen en iyisi davete icabet et. Şu an Hifa bizi çok yorduğu için birazcık video istediğimiz bir kalitede olmadı. Ona üzülüyorum şu an. Kapıya çıktık. Şu an saat işte 4 oldu. Daha yeni oturduk. Aynen. O da var da Hifa bu konuda birazcık şu an beni üzdü. Allah hayırlısını versin. Azıcık bir tane söyleme bak. Hifacığım lütfen şimdi, yanıma gelir misin? Yani? Kırmızı beyaz şey abla mi? Ya da abi Kübra demiş ki kırmızı beyaz abla ya da abi bilemedim. Nereden aldınız? Ben de istiyorum minderlerden. Biz bu minderleri Sivas'ta. Sivas'ta nereden aldıydınız? Filisalı. Ne? Filiz halı. Sivas'ta Filizhalı'dan almış ama 8 sene mi 9 sene oldu onu söyleyelim. ABCDFG demiş ki 6 aydır takipteyim. İsmim Deniz'di bayanım. Tamam inşallah. Hoş geldiniz Deniz Hanım diyelim. Ama bizim Deniz diye takipçimiz de çok. Hakikaten. Geçen 2 tane daha Deniz vardı. Aha 3 oldu. Tamam inşallah. Bak kızım vallahi seni dinleyeceğim. Ama dinleme bitmiyor. Yani mesela tamam bir dinleyelim. Ama dinleyince oturacak mısın? Tamam. Haydi arkadaşlar şimdi Hifa'yı dinliyoruz. Yanıma gel otur. O da olmaz böyle. Tamam dinleyeceğiz ve dinledikten sonra oturacak. Arkadaşlarımız komşunun neşeye varmadı. O komşunun neşeğini zaten bir bulayım. Ben iyice sinirlenmeye başladım komşunun neşeğini. Bak sinirlenme. Tamam mı? Üzüle gibi ağladı. Bak bir keçi yayıyorduk. Tamam mı? Bir koşuyordu eşek. Bir buya koşuyor. Bir buya koş. O inek koşan inek eşek değil ki. Eşeği gördüm. Yavrum eşek gitmedi. Hifa o attı at. O koşan attı. O zaman niye at koşuyor? At koşar. Tamam. Hifa'yı dinledik şimdi. Hifa karşıya oturacak değil mi? Haydi bakalım. Arkadaşlar yakın zamanda detoks programına girmeyi düşünüyorum. Detoks? Daha böyle sağlıklı bir düzen. Çay bırakmayı düşünüyorum. Hifa bunu da Allah yardımcısı olsun. Ondan sonra. Şimdi... Ne kadar otu var girmeyi düşünüyorum. Haydi bakalım. Evet. Şimdi Ali Sucu demiş ki sarı tereyağlarına aldanmasınlar. Sarı olanlarda patates püresi olabilir. Orijinal tereyağı Kübra yengenin dediğidir demiş. Bu dünya kimseye kalmaz. Büyük çekmecede kendisine ait çiftlikte keçi sütü ürünleri satılıyor. İnanın müşterisi sabit fırsat gelmiyor almaya demiş. Büyük çekmecede neredeyse. Yemeğini yiyin soğutmayın demiş. Arkadaşlar böyle bir yemek de bir deneyek dedik bu olmadı. Bunu başaramadık yani onu söyleyelim. Dedim, bunu video çekelim dedim.
İşte bazen olsun, bu da olsun, bu da olsun. Sıkıntı yok. İzleyicilerimizi bugün canlı yayınsız bırakmamak. Erdoğan mantara gitmişken orada canlı yayın açalım. Beraber canlı canlı yakalamış olurum dedim. Ama geç geldim. Ben yaylımdan geç geldim. Güne geç başladık. Ama bak, mantara iki zaman çıkıyor. Ya sabah ya ikindinden sonra. Arkadaşlar, İkindinden böyle... sonra ben keçiye çıkıyorum. Nasıl olacak? Daha şimdi çıkmıyor. Mesela gitsek bir saat gelsek ne oluyor? Nasıl şimdi çıkmıyor? Ezan okunacak, keçiye çıkacağız. Arkadaşlar, koyu kayınbabam gelmiş. Yukarı gelmişler. Yenici geldiler herhalde. Daha görmedik de inşallah. Görürsek ben kayınbabama söyleyeyim. O beni mantara götürsün. Şimdi yorumlara devam ediyorum. Ben babamı iyice kaza getireyim. Beni Ardahan'a da götürür. Babam mantar toplamaz. Sen babama güvenirsen yolda kalın. Şimdi... Kübra girişken ifa, o yüzden kameraya geliyor. Abi maşallah, ileride büyüyünce iyi işler yapacak, inanıyorum. İnşallah Rabbim hayırlısını versin afiyetle. Bu dünya kimseye kalmaz. Yakın olsanız kaçmaz ürünleriniz, en sağlıklısı demiş. Vallahi abla, keçi beslediğimizi bilen de var, peyniri de bilen de var. Kimse yani en yakından da olsun, komşudan da olsun, diğer yerlerden de olsun hiç böyle niyetlenen veya süt var mı diye soran eden kimse olmadı yani. Olmuyor. Onu da söyleyelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Nerede oturuyorsunuz demiş. Kübra Hanım sormuş. Sivas'tan mı aldınız abi minderleri, neresinden demiş. Filiz halı tamamdır diye cevap vermiş. Bu dünya kimseye kalmaz. Küçük çekmece. Büyük çekmece. Yukarısında 4 yolun orada bir durak var. Büyükçe bir durak. O tam köşede. Paşa Camisi. Ha, bir şey tarif ediyorsun. Bahale. Ya sen var ya. Vallahi arkadaş. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar yani, kamera var diye böyle olduğumuzu sanmayın. Ben yemek yerken yine de böyle lezzetle çekiyorum. Ama özellikle de kamerada bunu sıklıkla yapıyor. Durduramıyor yani. Fethiye Topa selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Şu an arkadaşlar müsaadenizle şey yapmak istiyorum. Bir ekranı silmek istiyorum. Yani o niye öyle oldu? Ben onu anlamadım. Bu yani sürekli netleme istediyor. Hakkınızı helal edin. Şu an bir kamerayı siliyorum. İnşallah bir netlemeyle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Tamam. Şimdi yorumlara dönebilir miyiz? Evet, evet arkadaşlar. Fethiye Topal selamun aleyküm demiş. Kübra kardeşim aleyküm selam. Hoş geldiniz canlı yayına. İbrahim Akyalçın selamun aleyküm, iyi yayınlar abi demiş. İbrahim de hoş geldin arkadaşlar. Daha önce söylediydim, keçi ile ilgili videolar ve yayınlar yapıyor kardeşim ve gerçekten bu işte de son 4-5 yılını mı ne ayırmış, 4 yıl 5 yıl hem büyük sürüler hem küçük sürüler hem dağ keçisi yani kara keçi, kıl keçi hem de Halep keçisi üzerine gerçekten donanımlı bilgili bir kardeşim. Kendisiyle de zaten görüşüyoruz ben sürekli. Keçi işini düşünen arkadaşlar kendisini takip edebilir. Yani keçi işini düşünmese de yaylım videoları gayet güzel geçiyor. Kübra demiş ki saygılar, bu dünya kimseye kalmaz ablacığım demiş. Amine Yıldız canım Hifa demiş. Evet canımız canımız. Canımız Hifa. Hifa canımız sen. Az önce elinden selpa zor aldım. Arkadaki bir de beni çekecekler buradan Ari. Sen yayını o zaman gör yani. Bu bir tete var. Vallahi arkadaşlar dün bir mezar ardında ben bir yayın yaptım. Dün ondan sonra mahalleyi dolandık. Bir yayın yaptık. Vallahi Hifa şu an var ya. Yayını açtığıma pişman oldum desem yeridir arkadaşlar. Çok yorucu geçiyor. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Nezlerde ben olayım. Hifa da öyle işte, ne yapacaksın ki demiş. Aynen abi, ne yapacağım? Yapacak bir şey yok yani. Zinet Yılmaz selamun aleyküm. Hifa yayının parçası olmak istiyor bence. İnşallah yani ne diyeyim, yayının parçası olmak istiyor da yayını bölmesin yani. İbrahim Akyalçın, Yalçın yorucu bir yayın oldu herhalde abi, geç kalmışsın. Ya hiç sorma, bugün geç çıktık zaten, bir de geç geldik eve. Yetişmedi. Normalde erken olması lazımdı. Bir de yaylımda keçiler çok güzel yayıldı. Gelesim gelmedi. O yüzden de karınlarını doyurduktan sonra geldik. Bu dünya kimseye kalmaz demiş ki bir mukabele Kübra kızım. Bir mukabele herhalde dua şey. Mustafa Akman babam demiş ki dedesi geldi kızını gönder bana demiş. Baksana bana be. Bak deden gelmiş. Deden gelmiş.
Baba, baba yola doğru Hifa çıksın sen, o deden çıksın alın mı? Nereye götürecek? Yukarı işte, yukarı gelmişler. Köşeye mi? Hayır, köyde, yukarı evdeler. Neyse. Tamam, göndersin. Tamam, tamam sen git bir çorabını ya, murabını giy gelsen, haydi. Şu işte sen neyle ayaklarını üşür. Neden? İçeri git benim telefonumdan bir ara bakayım ne derlermiş. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, Hüsnü Vural, başkan sen bu mantara niye gitmiyorsun? Çekindiğin bir şey mi var? Ben yoruluyorum arkadaşlar. Yani çok yürüyoruz. Mantarda şöyle bir olay var. Yani mantara gitmediğin, yani sevmediğime bakmayın. Hani mantar sevmeyen adam da toplattırıyor. Saatler geçiyor. Ondan sonra eve gelince diğer işler sırtıma yük oluyor. Şimdi mantara gideceğim. Geri geldiğimde güdeceğim 2-3 saatlik keçin olacak. Ben güderim. Ya yapma, öyle iş olmaz. Şimdi Kübra burada ne güzel dostluklar oluşmuş. Maşallah. Gerçi Erdoğan abiyle Kübra abla iyi olunca takipçileri de iyi, güzel insanlar. Allah razı olsun. Bu sizin gönlünüzün güzelliği, kalbinizin güzelliği diyelim. İsmail cesur. Çocuk hareketli olursa sonra daha akıllı ve oturaklı oluyor diye biliyorum. İnşallah Hifa Nur da öyle. Burada yaşça büyük ablalarımız, abilerimiz var. Hareketli çocukları varsa yaşları kemale erdi mi ne oluyor? Kemal'den kastım 15-20'li yaşlar. Yazarlarsa da seviniriz. Zehra ölmez. Ben Kırşehirliyim. İnan ki Erdoğan oralarda satılmaz. Bizim Kırşehir'de genelde insanlar birbirini çekemez. Karnı ağrır. Kimse kimsenin başarısını bile çekemiyor. Maalesef memleketimde bu durum öyle arkadaşlar. Ben zaten videolarımda da çokça belli ediyorum. Söylüyorum da yani. Bir nefes al, nefes. Dinle, ben olur. Bayağı bir şeye bağladım. Yorumlar. Mesela arkadaşlar diyelim ki iki tane peynir var. Komşunun diyelim ki peyniri var. Çok iyi. Ama komşuya kızacak. Gider en kötü peyniri de alsa der ki ya ben işte bir peynir aldım, komşununkine bin basar. Onunki ne, peynir mi? Mesela. Yani yemese de ona kullap takar, yese de kullap takar. Sırf bazen kullap takmak için yer. Aynen, aynen. Bir de şöyle de bir olay var arkadaşlar. İç Anadolu'da benim gördüğüm bir olay var. Köylüden bir ürün alınmasının tek bir sebebi var. Ucuz olduğu için. Evet. Yani bakkalda bir şey 5 liraysa köylüde 3 lira olduğu için alınıyor. Ve bu benim zoruma gidiyor yani. Kaliteli bir ürünü, iyi bir ürünü ucuza vermek hoş bir şey değil. Yani kişinin kendine hakarettir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Kübra demiş ki iyi ki var Hifa, maşallah evinizin altın topu, Allah sağlık versin. Amin inşallah. SS sadece ismi. Selamlar demiş ve aleyküm selam. Ramazan Doğanay, selamun aleyküm, nasılsınız demiş. İyiyiz Ramazan, hoş geldin sen de yayına. Ramazan'da bu arada Kübra'nın ablasının oğlu Elif ablam mıydı? Elif ablaya niye Eley diyorsunuz? Yani Elif nasıl Eley'e dönmüş onu anlayamadım. Bilmiyorum, eskiler hep öyle. Eley mi diyor? Arkadaşlar bizim burada bir de İlyas dayı var. İlyas dayı ya da Ellez diyorlar. Böyle farklı isim. He yani Elif'e Eley. Omar diyorlar. He Elif'e Eley, İlyas'a neydi? Ellez. Böyle enteresan isim değişiklikleri var bizim buralarda. Onu da söyleyelim. Ramazan yani tekrardan hoş geldin dedik. Hifa'yı hep görmek istiyorum. Vallahi çok tatlı demiş. İnşallah çok tatlı arkadaşlar. Yani yoruyor beni. Üzülüyorum yani. Durduramıyoruz biraz. Şimdi Ayşe Nur Uncu. Ya oralarda olsaydım Kübra ile giderdik bir mantara. Ayşe Nur tam benim kafadan. Doğa yazı yapan da seviyor. Kitap okumayı da seviyor. Ne mi Ayşe Nur burada olsa siz mantardan gelmeyeceğiniz. Ondan sonra keçi, peynir, ev işleri. Onu da hallederiz biz Ayşe Nur'undan. Tamam, tamam inşallah. Biz daha da mantar toplarak bir yandan oraya ateş yakarak yemeğimizi de orada pişirdik. Eve de bir tane bulaşık koymak. Sen ne sanıyorsun? Konyalı Osman abi demiş ki Erdoğan kardeşim insan insanı çekemez. Bu komşu da olur, akraba da olur, kardeş de olur, anne baba da olur. Beş parmağın beşi aynı olmaz demiş. Aynen abi. Erdoğan, çok haklısın. Sesine bir vurgu veriyorsun. Nefes almıyorsun, yoruluyor. Tamam. Nefes alarak... Hifa, şu an Hifa nefes almama yardım ediyor. Ve ben oğlum çıktı. Sen hiç gel. Ben sağa yapma. Allah Allah.
Uzun yorum yazmayın, okuması zor demiş. Zehra ölmez, İlyas ismini önceden Elyase diyorlardı. He, öyle tamam. Değil. He. Şey dedi, Hazreti Yusuf'ta da mı öyle dedi? Ona da Yüzarsif diyorlar. Bu arada Ramazan da şey demiş, Hayri dayım da gelmiş bu arada, Kübra söylersin demiş. Köye mi gelmiş? Gelmiş, ülkeye mi gelmiş? Şeye geldi, Kırıkkale'ye geldi. Ha Kırıkkale'ye, ha Kırıkkale'ye gelmiş. Neye söylersin diye? Ya duymadıysa diye haber ediyor herhalde. Ha, ha. Daha söylersin diye diyor. He. Şeye, Kırıkkale'ye gelmiş de köye gelmiş. Olmaz ya. Ayşe Nuruncu demiş ki, yürü Kübra'm demiş. Burada yanına da avukat aldı ki arkadaşlar. Ayşe Nur bir yılda diş hekimliği okudu. Yani Kübra'nın dişlerine bir el aldı. O kadar öğrendiğini umuyor. Şey, beni mi tehdit ediyorsun? Hem avukat hem dişçi. Söke söke. Hem işkence yöntemi, hem sorgu, hem resmi evrak. Ben korkuyorum. Ben doktordan iğneden korkuyorum. Aha bak, tamam. Sen... Tamam tamam. Bak burada Ayşe ablam var. Ayşe ablan dişçi. Tamam mı? Kübra evet, demiş ki dua edin. De hayırlısıyla arabamı alayım da sizin oralara geleyim demiş. İnşallah Rabbim afiyetle hayırlı bir şekilde araba nasip eylesin demiş. Kübra. Sadece Kübra yazıyor. Bizde şimdi birkaç tane Kübra var. Hangi Kübra bilmiyorum. Bir Seyyah Kübra vardı. O mu? Oysa tamam inşallah. Zinnet Yılmaz demiş ki 3 oğlum var. Biri çok hareketliydi. Hala öyle. Enerjisini doğru yönlendirirseniz size faydası bile olur. Maşallah bu taşında hamur bile açıyor. Bu yaşında hamur bile açıyor demiş. İbrahim Akyalçın da demiş, abi sen diyette misin? Vallahi diyete girdim gibi. Sabahleyin bir yedim. Hala yiyeceğim. Bir şey, mezar ardında 2 ceviz, 2 bardak çay içtiydim. Ya, o yedikten... Aynen. İşte böyle aynen. Şey. Köye gelmiş diyor Ramazan ya. Hayır abi, köye gelmiş İbrahim Kübra. Yok ya, köye mi diyor? He, köye gelmiş diyor Ramazan. Kübra demiş ki biz uzun yazalım, siz kısa okuyun demiş. Aynen olabilir. Yıldız Reyhan, o ne yazmış, nerede kaybettim. Ha, öğlen uykusundan uyandık, şimdi gördük, hoş geldin. Hoş gördük, öğlen uykusu derken? Hayırlı. Şu an saat kaç? Daha ikinden okunmadı. İkinden okunmadı, tamam inşallah kerahatte yatmayalım arkadaşlar. Ramazan demiş, yanınıza uğrayacağım, geçen köydeydim, işlerim çoktu, aklımdasınız inşallah, buyur gel Ramazan. Gördüm tarla tahıl ekiyor, bir de zaten yağmur yaş arkadaşlar şu an buralarda. He, yayılımda olabiliyoruz, haber et de ona göre kendimizi ayarlayalım Ramazan. Şey, buralarda yağmur bu aralar çok arkadaşlar. Köylü de çiftçi de yani fırsat buldukça tarlaya girmenin derdinde. Kübra da demiş ki amin. Evet abi, Sivaslı Seyyah Kübra. Ben unutmadığınıza sevindim. Sivas'tan misafirimize gelecek. İnşallah inşallah Sivas'tan bir Kübra'nın hocası diyelim yani. Söylemiyordum. Niye? Hocan olsun, ne oluyor? Yine de söyleme, yola çıkacak insan. İnşallah inşallah öyle bir nihai belirsiz inşallah, ama öyle bir, yani bir niyetlendi inşallah. Yıldız Reyhan demiş ki oğlum uyudu mu? Ben de uyuyorum yorgunluktan. Aynen oğlum 2 yaşında demiş. Aynen abla, uyku bu var ya, bu geçenlerde bir yerde mi neydi? Yani çocuk bakmada en hani uyku var ya, ne ara çocuk uyudu mu iş görelim diyorlar ya. Ama çocuk uyanınca zaten uyuyamıyorsun. Yani çocukla beraber uyuyup bu sefer hepten bitap düşebiliyorsunuz. Aynen. Çocukla beraber uyumak mantıklı. O güzel bir taktik yani. Ben ablatan da şaka duydum. Diyor ki çocukla uyumasam yoruluyorum. Uyusam bütün iş kalıyor. He. Geri iş görürken durdurmuyor. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Çocukla uyusam uyumuyor mu diyor. Çocukla uyusam iş kalıyor. İşi görsem çocuğun zaten enerjisi hiç bitmiyor. Yoruluyorum. Diyor. Bak benim gelinim. Diyor. Bu benim de gelinim. Hifa tek çocuk olduğu için demiş, sıkılıyor haliyle. Bizi de rahat bırakmıyor. Evet ben bırakmıyor. Sıkılıyorum. Hifa. Evet ben Hifa, sıkılıyorum. Hifa seni seviyorum demiş. Bak. Bu sıkılıyor. Sese Semra bu abla der misin demiş. Bu Hifa, sıkılıyor. Semra abla desene. Semra abla. Semra.
Ama. R'leri söyleyemiyor arkadaşlar. Ayşe Bülbül kardeş bir an düşün. Hifa olmasaydı bütün bu sıkıntılar da olmazdı. Değil mi yani? Bir daha canları sağ olsun diyeyim. Da Rabbim sabır versin sizlere de. Keçilerle beraber onu da güdün. Rabbim sağlık sıhhat versin. Hem şükretmeyi hem de sabretmeyi öğretsin diyelim. Çayı şimdi bırakmaya karar verdim ya. Çay da sanki ben bırakmayayım. Hiç tadımda görmüyorum. İyi, güzel niyetlenmenle beraber o da olduğu evet. İyi olmuş. Bence tek çocuk aynen haklısınız bence o konuda. Aynen Kübra'cığım her iş kalıyor ama ne yapayım yemek yapılıyor o da olacak. Aynen. Bu arada ben de böyle kısa kısa okuyorum. Sizler de orada görmüş olun. Zaten bu daha sonra yayınlanacağı için ekranda gözükecek. Aynen. Bir aksilik olmazsa bu videoyu akşama da yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu arada komşulara bakıyorum. He. İne çıkarıyorlarsa biz de o zaman keçiyi çıkarıyoruz. İnsan bir kaza geliyor. Bahçeye gidiyorlarsa dur ben bahçeye gideyim oluyor. Ne yapıyorlar ne ediyorlar? Bayağı insanın haberi oluyor yani. Şimdi arkadaşlar yayınımıza şöyle bir ara verelim diyoruz. Ramazan demiş ki yağmur yağdı mı pazartesinden bugüne? Tabii canım yani ama Büyük Abdüşağına yağdı mı bilmiyorum Ramazan da. Yani bugün yağmadı. Yani dün yağdı, salı da yağdı. Pazartesi çok yağdı. Salı ara ara yağdı, bugün yağmadı. Onu söyleyeyim. Ama bugün hava da güzeldi. Aşağı köylere bazı yağmıyor niye? He onu bilemiyorum. Aşağı köylere yağıp yağmadığını bilmiyorum. Bizim buraya pazartesi salı güzel yağdı. Bugün yağmadı. Gurbet demiş ki çok soru soran çocuk akıllı çocuktur demiş maşallah. Allah razı olsun. Bu dünya çocuk kim? Çocuk da zekayı anandan aldı demişler. Artık benim elim çuvalım mı? Elde çuvalım. Mesela benim annem tarafında çok okuyan adam var. He. Mesela benim annemlerim tarafına da bakarsak annemlerim tarafı Çerkezler işte Ankara'nın İstanbul'un bayağı zenginler olmuşlar yani. Eminönü'nde falan benim anneannemin Eminönü'nde arsası var sayılır. Nasıl var? Eminönü'nde o mezarlık var ya. He. Şeyde Pierre Loti'ye çıkartıyor. Eminönü değil ki Eyüp. Eyüp. Orada teyzesi mi bacısı mı ne yatıyor? Yani bayağı sülale. Hani arsası var derken kadının mezarı mı yani? Olsun İstanbul'da bir metre. Allah Allah. Bu dünya kimseye kalmaz abla demiş ki ilk çocuğum Hifa gibiydi. İmdat beni kurtarın diye dışarıda zaman geçirmek isterdi. İçeride zor. Tamam. Kız ne ara öğrendi? Cümleyi söyleyi söylemez öğrendi yani. İçeride zor tutardım. Değişir mi? Değişmedi. Uykusu aynı. Hifa gibi misafir geldiği zaman dikkat çekmek her şeyi yapardı demiş. Aynen. Ana tarafından da mesela genelde hep mühendis TÜBİTAK'tan genelde o taraflarda çalışıyor. Bayağı okumuş insan mevcut Kübra'nın ana tarafında. Şimdi Sivas'a da senin saydığın günlerde yağdı demiş. Ayşe Nur Rabbim hayırlı evlat eylesin demiş. Amin. Dişlerine bakalım inşallah. Sen özelden yaz bir sorayım arkadaşlara demiş. Hifa'nın dişleri için. Ayşe Nuruncu. Ya ben evde hallederim penseyle ne? çay soğudu demiş. Zeki maşallah demiş. Arkadaşlar güzel bir yayın oldu. İnşallah biraz yemeğimiz şeylendi ama çayımızı ısıtır. Devam ederiz. Ben normal şey gibi geçer sandım. Bu kısmı birazcık açıkçası böyle olacağı belliydi de. Ya sadece söyleyeyim mi? Mesela hikaye olmasa bile sen okurken yoruluyorsun yani. Bence. Olsun ya ben şu an yoruldum. Ben yorgunluğum o değil ki. Ben yorgunluğum Hifa çok böldü. Daha sonra oldu. Şimdi konuşman mı yordu mantar mı yoruyor? Ben yorulmadım şu an ya. Ya yoruldu mu kim söylüyor bana? Sen dedin ya. Hifa yoruyor beni diyorum. Yani ben yormuyorum hiç. Bunun adı, bunun adı yorgunluk değil de. Bak bu yoruyor. Bak ben yormuyorum. Tamam. Bak bu yoruyor. Yo. Kübra iş yerinde vakit güzel geçti demiş. Güzel sohbet oldu demiş. Arkadaşlar bize ayırdığınız vakti inşallah hak etmişizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dur.
yapmışım.